Bu topraklardan çıkan sayısız üstad var ama işlerinden biri var ki yaptığı eserlerle günümüzde hala da ismi geçmekte. Bahsettiğimiz isim Mimar Sinan. Mimar Sinan'ın dediğimiz gibi sayısız eseri var, çok güzel eserleri var. Bir mimar olduğu için de hep içimize farklı şeyler katan, içimize işleyen dokularıyla da mimaride yaptığı işlerle de hala da ismini anmaya devam ediyoruz. Ki bugünkü videomuzda zaten bununla ilgili, yani Mimar Sinan'la ilgili değil ama işiyle ilgili. Gerek felsefesiyle, gerekse bıraktığı sayısız eserleriyle aslında dünü, bugünü ve belki de geleceği şekillendirecek önemli üstadlardan biri. Büyük Üstad Mimar Sinan. Evet. Biliyor musun, bir hikayesi var. Bir rivayet buyurulur ki, bu rivayettir. Süleymaniye Camii yapımı, inşası tamamlanma noktasında gecikmiş ve dedikodular almış başını yürümüştür. Derler ki işte Kanuni Sultan Süleyman'ın hazinesinde para kalmadı, bitti. Buradaki ustalar yeterince çalışmıyor, mimarbaşı görevini yerine getiremiyor gibi dedikodular alır başını yürür. Ta ki Kanuni Sultan Süleyman'ın kulağına gidesiye kadar. Hiddetlenen ve bir hışımla atına atlayan Kanuni Sultan Süleyman kendini caminin inşasında bulur. Şantiyeye gider. Elinde nargilesiyle bir köşeye çekilmiş, nargilesini püfür 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 etmekte. Daha da şiddetlenir Kanuni Sultan Süleyman. Bu kadar gecikmesinin sebebi, bu kadar dedikodunun çıkmasının sebebi mimarbaşının keyif yapmasıdır der ve şiddetle Mimar Sinan'ı karşısına çıkar. Der ki Mimar Sinan, sevgili padişah, sevgili devletli, siz benim keyif yaptığımı zannetmektesiniz ama ben buradaki caminin içerisindeki aslında çıkan is durumunu ölçmekteyim der. Ne demek der is durumu? Caminin içerisinde birçok kandil yakacağız. Bu kandilden çıkan islerin bir noktaya doğru gitmesi ve bizim oraya bir is odası yapmamız gerekir. Bunu tespit edebilmek için ben caminin içerisinde aslında isin yönünü takip ediyorum. Dolayısıyla bunun sonunda oraya bir oda yapacağım ve böylelikle belki o isleri toplayıp bir mürekkep elde edeceğiz, belki bunu hattatlara dağıtacağız der. Bu kadar felsefi düşünceye, bu kadar mimari düşünceye sahip olan bu ülkenin, bu toprağın yetiştirdiği bir mimardır mimarsın. Evet, gerçekten. Bir yani, vizyon. Çok büyük bir vizyon. Zaten yaptığı eserlerde de bunu çok güzel görüyoruz. Yani özellikle o sis odası falan ya. Her mimarın. Evet. Zaten bu bir rivayettir, doğrudur veya yanlıştır ama bu ülkenin kıymetlisi, evet, ve değerlisidir Mimar Sinan. Evet. O zaman eğer mimarlıksa sizin hayaliniz, bu ülkeye, bu dünyaya gerçekten güzel eserler, anılacak eserler bırakmak istiyorsanız, bir vizyonunuz, bir bakış açınız varsa, burada veya dünyanın herhangi bir yerinde mimarlık eğitimini almak istiyorsanız, bugün biz Amerika'da nasıl mimarlık eğitimi var, size bunu anlatmak istedik. Bu kadar aslında giriş ve güzel gelişmeyle. Evet. Mimarlık eğitimi Amerika'da 4 yıl, aynı Türkiye'de olduğu gibi. İlk 2 yıl yine teorik eğitimden bahsediliyor. Yani bir mimarın görmesi gereken fizik, kimya, matematik, belki tarih gibi felsefi akımları yapacağı ilk 2 yıl mimari eğitime girişle geçiyor. Üçüncü ve dördüncü yıllarda ise daha projeye, daha uygulamaya, belki daha sahaya çıkmaya, eğitim modellerine doğru geçiş yapmakta. Hı hı. Dünyanın en gelişmiş ülkesinde ve en çok mimar transfer eden ülkesinde eğitim alacaksınız aslında. Peki kabul şartları ne? Sence ne olabilir? Yani sınavlar var, iki tane bildiğim, evet, kadarıyla. Aynı Türkiye'de nasıl biz YÖK'ün düzenlediği sınavlara giriyorsak, burada da öncelikle sınavlara girilmesi gerekir. Ama hı, onun öncesinde bir kere lise diplomanızın olacak. Hı hı. Ama bu diplomayı da aman geçer notla tamamladığınız bir diploma değil. En azından 4 üzerinden minimum 2,5 puanı almış olmanız, evet, gerek. Ya bu sınavların adı da SAT ve ACT sınavları. Evet. Yani bu sınavlara
gireceksiniz. Ondan sonra kazanacaksınız. Yeterlilik belgenizi alacaksınız. Yeterlilik belgesini aldıktan sonra da Amerika'da mimarlık eğitimi almaya başlayacaksınız. Tabii önemli sınavlardan bir tanesi de dili İngilizce olan bir ülkeye gittiğiniz ve orada eğitim alacağınız için İngilizce yeterliliğinizi ispatlayacağınız sınavlardır. Bu da TOEFL ya da IELTS sınavlarından yeterli puanı almış olmanız demektir ki gideceğiniz fakültenin bunlarla ilgili şartlarına bakmanızı tavsiye ederiz. Evet. Ya da danışmak isterseniz bize mailde ulaşabilirsiniz. Tabii yine önemli nokta da her üniversiteye girişte olduğu gibi yine bir proje yapacaksınız. Yine onda da gerekiyor referans mektubu. İyi niyet mektubu. İyi niyet mektubu diğer motivasyon adıyla. Motivasyon mektubu. Güvenilir kaynaklardan almanız gerekiyor bunu, referans mektubunu. Evet, mutlaka transkribinizi, yaptığınız spor faaliyetleri, katıldığınız dernekler, yaptığınız etkinlikleri mutlaka dosyanızda işlemenizi tavsiye ederiz. Çünkü kabullerde bu tarz yaptığınız sosyal faaliyetler çok büyük önem sağlamakta. Evet. Onun dışında da yine üniversitenizin, gideceğiniz üniversitenin ayrıca özel olarak istediği belgeler olabilir. Bunun için de yine iyi bakmak gerekiyor, iyi araştırmak gerekiyor. Diğer belgelerde zaten bildiğiniz gibi öğrenci vizeleri işte zaten onları diğer videolarımızda anlatıyoruz. Bu videoda da nasıl oraya gideceksiniz ve hangi sınavlara gireceksiniz ayrıca ne tür belgeler gerekiyor bunları anlatmaya çalıştık. Dilerim Mimar Sinan'ın çizdiği yoldan bu ülkeye, bu dünyaya faydalı mimarlar yetişir. Evet. Ve sizin de kalıcı eserleriniz olur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.